Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, hoş geldiniz yayınımıza. Bugün efendim Ankara'daki bir direnişi konuşacağız. Ankara güne eylemle başladı. 500 maden işçisi Ankara Nallıhan'da Çayırhan Termik Santrali maden sahasının özelleştirilmesine karşı çıkıyor ve buna karşı kendilerini madene kapattılar. Özelleştirme kararının geri çekilmesini istiyorlar. Orada neler oluyor, son durum ne, konuşacağız. Konuğumuz Türkiye Maden İşçileri Sendikası Orta Anadolu Şube Başkanı Talip Kocabıyık bizimle. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Dilerseniz bu özelleştirme kararının ne zamandan beri tartışıldığıyla başlayalım. İşçiler neden karşı çıkıyorlar bu karara? Şimdi hepiniz de bildiği üzere yaklaşık 2 ay önce maden sahaları ve termik santralinin varlık satışı gündeme geldi. Hı hı. Ruhsat dahilinde satış gündemde. 1,5 aydır görüşmelerimizi üst düzey şekilde sürdürdük. Fakat olumlu bir dönüş olmadığından dolayı tabii biz bilgilerin hepsini çalışan üyelerimizle beraber paylaşıyoruz. Üyelerimiz sabah itibariyle böyle bir karar aldılar. Dediler ki madem yukarıda ses gelmedi, biz kendimizi madene kapatıyoruz diye. Sert olarak biz de sonlara kadar yanlarında olduğumuzu bildirdik. Tabii bu eylem olumlu bir cevap gelinceye kadar devam edecek. Biz üyelerimizle sabah konuştuğumuzda 2-3 gün bu şekilde devam edecek. Eğer olumlu cevap gelmez ise açlık grevine çevireceklerini beyan ettiler bize. Peki şimdi orada sayı ile ilgili bir karmaşa var. Dilerseniz hemen izleyicilerimiz için de düzeltelim. Şimdi 500 sayısından söz ediliyor, 900 sayısından söz ediliyor. Şu anda madende kendini kapatan, eylem yapan işçi sayısı tam olarak 500 değil mi? Doğrudur. 900 şu şekilde olacak. Şimdi hafta tatilinde olan arkadaşlar vardı. Bu vardiya birden çıktığı için diğer arkadaşlar 4 vardiyasına çalışmaya giren olanlarla beraber günün sonunda 900'ü bulur. Ama şu an yer altına giren 500 kişi. Peki Talip Bey, şimdi orada aslında özelleştirme kararının ardından işçilerin çalışma koşulları ile ilgili bir değişiklik mi olacak ya da bu durumda bir değişiklik olup olmayacağına dair bir bilgi mi yok? İşçiler özelleştirmeye karşı çıkmalarının sebebi nedir? Onu dinleyelim sizden. Tabii şimdi ihale şartnamesine biz bir şekilde ulaştık. İhale şartnamesinde toplu sözleşme ile ilgili herhangi bir madde yok. Kazanılmış haklarla ilgili. İşçilerin aynı şekilde devir olacağına dair bir madde yok. İşin en enteresan tarafı da şu an buradaki çalışan arkadaşların 800 tanesi lojmanda ikamet ediyor. Satış aşamasından 4 ay içerisinde lojmanlar boşaltılır diye bir ibare var. Şimdi kışın ortasında bu adamlar nereye gidecek? Bu soruyu soruyorum kendilerine. 23 yıldır burada toplu sözleşme yapılarak kazanılmış bir haklar var. Onlarla ilgili herhangi bir garanti yok. 1300 kişi şu an maden çalışanı var. 700'de santral çalışanı var. Bunlarla devir teslimiyle ilgili, hakkıyla ilgili herhangi bir madde olmadan dolayı biz burada eli kolu bağlı kaldık. Ha, şu an çalıştığımız firma gayet iyi mi? Evet, gayet iyi bir firma. Mevcut haklarımızı koruyan bir firma. Gününde maaş ödeyen bir firma. Daha büyük bir özelliği, kar payının çok payı, en üstü bir payı devletimize kalıyor. Biz bu işletmenin devlet eliyle işletilmesini talep ediyoruz yetkililerimizle. Yani belirsizlik devam eder. Burada ne olacağını kimse kestiremez. O yüzden arkadaşlar böyle bir karar aldılar ve bence sonuna kadar da haklılar. Evet. Peki şimdi söylediniz ama özelleştirme kararının geri çekilmemesi durumunda işçiler birkaç gün madende kapalı kalma eylemini yapacak, sonra da açlık grevine başlayacak mı dediniz? Aynen o şekilde kendileri karar aldılar. 500 işçinin hepsi bu konuda mutabık mı? Hiç fire yok. Hiç fire yok. Ne kadar güzel. Peki bu işçilerden kaç tanesi sendika üyesi? Burası hepsi sendika üyesi. Hepsi sendika üyesi. Peki şimdi aslında işçilerin korkularını da bir yandan ilettiniz ama kapatmadan evvel de onların size söylediklerini, hani bu ekranlarda dile getirmek açısından söylüyorum. Onların korkularını, onların neler söylediklerini de bir sizden alalım, sonra bitirelim dilerseniz. Şimdi malumunuz ülke şartlarında ekonomik zorluklar var. Gününde maaş ödeyen firma sayısı az kaldı burada. Gününde maaş alamadıktan sonra ve 4 ay içinde lojman boşalttıktan sonra burada çalışmanın bir mantığı var mı? Hiçbir mantığı yok. Yani her gün korkulu rüya görmektense uyanık kalmak hayırlı dediler bizimkiler. Bu şekilde bir karar aldı. Ben de sonlara da destek veriyorum kendilerine. Peki. Hiçbir yok yani. Bu. Son cümleyi bir daha alabilir miyim? Hiçbir garantimiz yok. O yüzden tedirgin arkadaşlar. Satış aşamasından sonra bu arkadaşlar lojmandan çıkarsa, hakları korunmazsa, gününde maaş ödenmezse bu arkadaşların burada çalışmasının bir mantığı var mı? Buna istinaden karar aldılar. Biz de sendika olarak sonlarına kadar yanlarındayız. Peki şimdi bir üst düzey görüşmeler yaptık demiştiniz ya, orada yani şirket yetkilileriyle mi görüştünüz, size bu eylem planından sonra yani sabah saatlerinden sonra hiç o görüşmeleri yaptığınız isimlerden bir dönüş geldi mi sendikaya? Biz 1,5 aydır yaklaşık 1,5 ay oldu. Üst düzey hükümet yetkilileriyle bütün sıkıntıları anlattık kendilerine. Olumlu bir cevap gelmedi. Yarımcası işveren yetkilileri zaten bu olaydan bizim de haberimiz yoktu. Sabah arkadaşlar karar aldılar. Biz bu şekilde eleme kalkıyoruz diye. Geldiğimiz son nokta bu. Peki. Talip Bey, kolaylıklar diliyorum. Oradaki işçilere de selamlarımızı iletin lütfen. Baş üstüne. Biz teşekkür ederiz onların adına size. Çok teşekkürler. Sağ olun. Hoşçakalın. Sevgili Cumhuriyet TV izleyenleri, Ankara'nın Nallıhan ilçesinde bulunan Çayırhan Termik Santrali aslında bir devlet işletmesi ancak özelleştirilmek isteniyor. Orada çalışan yüzlerce işçi de bu özelleştirme kararına karşı. Neden karşı? Çünkü şartlarının değişebileceğini söylüyorlar. Maden İş Orta Anadolu Şube Başkanı Talip Kocabıyık'la konuştuk. İşçilerin kaygılarını ve taleplerini aktardı sizler için. Onun da aktardığı üzere aslında işçilerin en büyük korkusu da ihalenin şartnamesinde yer alan işçilerin kaldığı lojmanların boşaltılması meselesi. Orada 800 kadar işçinin lojmanlarda kaldığını, yaşadığını söylüyor Kocabıyık ve diyor ki kış ortasında bu insanlar lojmanlardan çıkarılırsa nereye gidecekler? Maaşları zamanında ödeniyor ya, ödenmezse ne yapacaklar? Biz burayı devletin işletmesine devam etmesini istiyoruz dedi. Sizler için şimdilik bu kadarını aktardık. Şu bilgi de önemli. 500 kadar işçi ilerleyen günlerde talepleri karşılanmazsa açlık grevine başlayacak. Bu kararı almışlar. Mesai saatlerinden dolayı da 500 olan bu sayı ilerleyen saatlerde gün içinde 900 olabilir dedi Sayın Kocabıyık sizler için. Şimdilik noktalayalım, onlara kolaylıklar diyelim, size de hoşça kalın diyelim efendim.